Evet çocuklar, şimdi tarım dersiniz için seralarımıza gidip bir bakalım domateslerimize vesaire ne durumdalar. Vitaminini almasın diye, diğerleri büyüyecek olanların vitamini engellemesin diye onları koparacağız. Şu kurumuş çatalları bakın. Bunlar... Evet. Nereden kopartıyorduk? Evet, kopartıyalım. Gel. Çocuklar, iplikleri ne yapıyoruz? Çektirme yapıyoruz değil mi zaman zaman? İplikleri alsınlar hocam. Hocam. Kırabilirsin oğlum. Olmuş adam kırabilirsin. Dibinden. Doğru, yukarı doğru getir, göster. Evet. Onu al, bana da şey yap, bana da göster. Yukarı al, şöyle şuradan abi. Bana bak. Bilerek bak bakalım. Bilerek bilmiyor mu? Ben de seviyorum. Ama sizler erken gitmeyin. Sere doğduğu için. Şöyle kurumuş yapraklar varsa onları alın. Kimin notlar var Kadir abi önünde? Ben kurumuşları alırım size. 29 tane var. Adım Mahmut Bal, soyadım Bal. Tarım atölyesinde fideler dikiyoruz. Fidelerimiz domates, patlıcan, salatalık, biber. Nasıl geçiyor zamanın burada? Neler yapıyorsunuz? Neler yaptınız şu ana kadar seralarda? Fideler diktik, sulama yaptık, ilaçlama yaptık. Marullar diktik, ıspanak, yeşil soğan diktik, bezelyeler diktik. Mutlu oluyorum çünkü bir iş yapıyoruz okulda, sonucunu alıyoruz. Ondan sonra diktiklerimizden yiyoruz. Ondan sonra. Sabri Kağan Taşlı, okulumuzun tarım seremizde çapa üretiyoruz, kemre atıyoruz, bir daha çapalıyoruz. Sonra böyle bitkiler, bostan salatalık, biber, marul, bir sürü şeyler dikip ve okulumuza katkı gösteriyoruz. Süs bitkiler, tavuklarımız yumurta, isteyen öğretmenlerimize ücreti karşılığında veriyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız isteyene de dağıtıyoruz. Çalışma hoşumuza gidiyor. Okulumuza katkı gösteriyoruz. Kendimiz de açlık alıyoruz. İsteyen herkese de dağıtıyoruz. Bize. Zamanım burada iyi geçiyor. Neler yapıyorsunuz? Salatalık yapıyoruz. Onları büyütüyoruz. Suluyoruz. Ve satıyoruz okulumuza. Para alıyoruz. Mutluyum. İsmim Mücahit Küçük. Fatsa Özel Eğitim Mesleği Okulu okul müdürüyüm. Okulumuz 2019-2020 eğitim öğretim yılında 4 bölüm halinde açıldı. Bunlardan birisi de tarım bölümüydü. Tabii okulumuz meslek okulu olması itibariyle aynı zamanda da özel eğitim olması nedeniyle Ordu'daki 3 okuldan birisi ve burada tarım bölümümüz vardı. Tarım bölümümüzde hangi çalışmaları yapacağımız noktasında biz destek ararken Ordu Büyükşehir Belediyesi bize her anlamda destek verdi. Yani mesela bu içinde görmüş olduğunuz öğrencilerimizin çalıştığı seraları kurulmasında bize yardımlar oldu. Fide noktasında destekler oluyor.
Tabii ki biz fidelerimizi öğrencilerimize dikiyoruz. Zaman zaman hastalıklar olabiliyor. Bu konularda da bize teknik destek veriliyor. Öğrencilerimizin hem boş vakitlerini geçirebilmesinde hem de ileriye doğru onlara meslek edinebilmesi anlamında çok büyük desteği oluyor bu seraların. Çünkü çocuklarımız bundan sonra mesela kendileri köylerinde ya da ileriye doğru yine çok büyük desteklerle bunları kendileri başarabilirler. Ya da mevcut işte belediyede ya da özel seralarda kendilerine iş bulma imkanları da olmuş oluyor. Evet, bu şimdi tüm çocukların özelinde olduğu gibi. Çünkü günümüzde artık çocuklar, herkes biliyor ki bütün eğitimcilerin bu bir şeyi, sorunu. Sadece eğitimcilerin değil, bir ailelerin ve de toplumumuzun olmaya başlıyor. Çünkü çocuklar boş vakitlerini daha çok bilgisayarlarda vakit geçirebiliyorlar. İşte tablet, telefon. Çocuklar buraya geldikleri zaman artık yani tableti, telefonu ya da bunları unutuyorlar. Çünkü mesela bugün diktiği bir ürünü yarın biraz daha büyümüş, öbür gün biraz daha büyümüş vaziyette görünce, çünkü ona suluyor, onun gübresini veriyor, toprağıyla uğraşıyor. Yani bir ürün ortaya çıkardan istediği zaman çocuk aynı zamanda kendini mutlu hissediyor. Ve yine aynı zamanda yine bir özel çocuklar oldukları için kendine güvenleri artıyor ve topluma daha barışık, daha mutlu bir şekilde, ailelerden de bu konuda çok olumlu dönütler alıyoruz. Çünkü çocukların tarımla ya da diğer alanlarla uğraştıktan sonra çok daha özgüvenli, mutlu birey olmalarına desteği oluyor. Adım Kerem, soyadım Dinçel, özel eğitim öğretmeniyim. Öğrencilerimizle tarım alanında tarla bitkileri ve süs bitkileri üzerine biz daha çok yoğunlaştık. Burada çocuklarımızla beraber toprağın ilk aşamasından itibaren, toprağı hazırlamaktan başlayarak gübrelemeyle, daha sonra fidelerle, fideleri seramıza dikerek bunları üretiyoruz, hasat ediyoruz. Ekonomik okulumuza bir katkıda bulunuyoruz. Ayrıca çocuklar üretme duygusunu ve keyfini yaşadıkları için o hazzı da elde ediyorlar ve daha çok motive oluyorlar. Çünkü üretme duygusu gerçekten insana haz veren bir şey. Ayrıyeten çocuklarımıza bu tarım becerilerini elde ederek, meslek okulu burası biliyorsunuz, İleride bir iş kurabilmeleri veya herhangi bir yerde bu tarımla alakalı çalışabilmelerini hedefliyoruz. Evet, öncelikle sizi tanıyalım. Arzu Mutlu benim adım. Kerim Mutlu'nun annesiyim. Oğlum bir yıldır burada. Buradaki çalışmalardan çok memnunuz. Çocuklarımızın bu şekildeki doğal ortamda çalışması hem onları hem bizi mutlu ediyor. Geldikleri zaman burada toprakla, bitkilerle haşır neşir olması onların biraz daha deşarj olmasını sağlıyor. Bizim için de güzel bunları görmek, çocuklarımızın bu şekildeki alanlarda başarılı olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Şimdi okulda da çalışıyorlar, aynı zamanda evde de çalışıyorlar. Bizim kendi hobi bahçemiz de var. Hangi fidenin ne olduğunu, biberin, patlıcanın ne olduğunu hepsini biliyor zaten, çalışıyor. Hatta bahçeye gittiğimiz zaman yapalım diye o beni zorluyor. Bu şekildeki bir ortamda çalışmış olması da onu eve geldiği zaman biraz daha yorduğu için daha rahat, daha sakin olmasını sağlıyor. Yani biz memnunuz, hocalarımıza da, müdürümüze de, hepsine de çok teşekkür ediyorum. Çocuğumun bu okula geldiğine çok memnunum. Gerçekten böyle bir okul ihtiyaçtı. O kadar güzel eğitim, işte tarım olsun, giyim olsun, her açıdan o kadar güzel ki, yani ben çok memnunum. Oğlum için de öyle. Sakinleşti, relakslaştı, işte mutlu oluyor, bir şeylerle uğraşıyor. Hani özel eğitim olduğu için çok çok rahat, mutlu geliyor eve. Yine bu tarafa doğru gelin.